Merhaba dostlar, herkese iyi akşamlar. Bugün Galatasaray Gaziantep karşısında kendi stadyumunda Rams Park'ta güzel bir maç daha karşı karşıya. 3. hafta oynanmayan maç bugün Fenerbahçe maçının önüne alınacak mı, alınmayacak mı diye Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraflarla özellikle bunu düşünmüşlerdi. Ama maç derbinin öncesine alındı. Hak ve hukukluk ve dürüstlük burada gösterildi. Zaten biz de böyle olmasını istiyorduk. Bu şekilde oldu. Başka takımlar gibi bir kayırma olmadı diyebiliriz. Ya da kayırma istenmedi diyebiliriz. Daha doğru olur diyebilirim. Güzel bir maç. Zorlu bir maç olacak. Osimhen gibi, yani İsmail Jakobs gibi oyuncuların olmayışı Galatasaray'ımızı bir tık etkileyeceğini düşünüyorum. Gaziantep de bunu kullanacak elinden geldiği kadar. Daha çok defans yapıp ardından ataklarla çıkıp gol pozisyonu bulabilirse bulacak diyorum. Bakalım, güzel bir zorlu bir maç olacak ama buradan iyi çıkması, Galatasaray'ın moral depolaması Fenerbahçe derbisi için de önemli olacak. Kanala abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim maça, tepki bölümümüze. Barış! Vur! Barış! Barış yazıyor, Barış! Barış koydu! Herkes yenileceği düşünürken Galatasaray'ın Barış koyduğu golünü attı. Galatasaray biz 1-0 önde 11. dakika. Herkes şimdi ağlayabilir. Barış hepsine koydu. Barış güzel getirdi. Topu çok iyi aldı önüne. Hiç bakmadan köşeye sert vuruyor. Hakikaten iyi vurmuş ama. Baksana, hiç bakmadan sağlam sert yerden temiz vurmuş. Bir soldan öbür köşeden bir golü vardı geçen sene. Ona benzer bir gol. Rize'de biraz kötüydü bu golle. O gün de kötü olmasına rağmen golü atmıştı. Bugün golle açması Barış'ın taraftar için önemli oldu diyebiliriz. Adnan çok iyi. Vur. Ulan be, azıcık daha yerden vursam Mertens var ya, 10 numara gol olacak ha. Jeneriklik gol kaçtı ya. Aha, vur lan, vuruyoruz. Allah kahretsin seni Yunus. Allah kahretsin ya. Bedava pozisyon atamadı lan. Belki olsaydı. Salak mı Yunus ya? Açırıyorsun şunu ya. 7 metre kale mübarek. Ayak işi oradan topa mı vurdu lan? Geçen gün bizim maçta böyle yapmıyor. Bize gelince adam bizi dışarı kovuluyor. 10 kişi oynasınlar diye elinden geleni yapıyorlar ya. Komedi ya. Adam Rizeli oyuncu yerde yattı 5 dakika kalkmadı. Ondan sonra kalktı, depar attı adam. Hiçbir şey yokmuş. Bizim adam 5 dakika bile değil, 30 saniye şurada sahanın içinde duramıyor. Adam direkt dışarı dilerken. Batshuayi bıraktı. Yunus ikinci net pozisyon ve gol. Gol. Yunus zor oldu ama attı ikincide. Atsa 3-0 olacak ya. Ama olsun. Sonunda bu sezona bir açılış yaptı Yunus Akgün'de. Orta yerden güzel. Batshuayi de çok iyi bıraktı gerçekten. Böyle klas dokunuş iki tane oyuncudan da gerçekten üstün düzey. Bu sefer kaçırmadı en azından Yunus. Daha demin ki de aynı pozisyonda aynı hareketler yapılıp atılabilecek bir goldü. Lan arkaya bir top, hava topu takımda direkt geçiyor ya. Bu kadar basit geçmemesi lazım ya. Valdı bir şey yok yani, adam bir hava topu attı. Gol pozisyonu olacak ya. Bir kişiyle adam atak yapıyor ya. Bir kişi bir pasta atak yapıyor, gol olacak yani. 90'a yazacak dedi. Uyuyorsun artık. Hakem var ya, bitirdin biz hakem ya. Galatasaray son 5 maçında 3 kere falan hakeme top çarptı ya. Vallahi ya, bu kadar ama gol pozisyonuna gidecek hakeme çarpıyor. Mal mal yerlere giriyor. Senin ne işin var orada ya? Geriden takip et biraz ya. Ya konunun nerede duracağını bilmiyor. Hakem olmuş bunlar. Nasıl hakem bunlar, ben anlamadım ya. Adam daha duracağı yeri bilmiyor. Koşacağı yeri bilmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum salak mısınız siz ya? Adam ayağındaki topu öbür ayağıyla vurdu ya. Böyle bir salak mı olabilir mi ya? Nasıl bir başarıdır bu ya? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Adamı övüyoruz iki anasını satayım, üçüncüsünde salak bir hareket yapıyor ya. Oo baksana, adam iki kere topa vurdu, birini Muslera aldı, biri de kaleye gitmedi. Yoksa gol olacak adam. Tek kişi geliyor, adam gol pozisyonuna giriyorsun ya. İlk yarı bitti. Rams Park'ta Galatasaray 2-0 kapatıyor ilk yarıyı. Yunus ve Berkan'ın golleriyle 2-0 bitiriyor ilk yarıyı. Ama sondaki iki pozisyon, bir Muslera'nın kurtarışı arkaya atılan topta, ikinci pozisyonda da adam kaleyi bulamadı. Dikkat etmek lazım. Arkaya atılan toplarda gerçekten Galatasaray'ın büyük bir zafiyeti var. Buna bir çözüm bulması gerekiyor. Özellikle sağ taraftan, yani solumuz tarafında Abdülkerim ve
şu anda Berkan'ın oynadığı tarafta böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bakalım ne olacak? İkinci yarıda diyoruz. Kanala abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Vermiyor. Şu adam ne yapıyor ayağıyla? Bak diziyle adamı vuruyor. Bak diziyle vuruyor bak adam. Aa vurmuş. Vuruyor mu? He desen ki penaltı mı? Bence değil gene. Neden değil? Çünkü ceza sahası dışında hamle. İrfan Can'ın geçen sene bir pozisyonu vardı. Onu da eşleyip dışarıda o adilce söylüyoruz. Vur lan artık. Vur bari. Bak şu ayağıma offside olabilir. Offside. Ama top önde var. Bat şu ayı, bat şu ayı. Top önde ama. Biraz geride gibi sandım ben. Bat şu ayı atıyor Galatasaray Mies Gaziantep'i üçlüyor. Bu makam da ya. Forvet Bat şu ayı de golünü yazıyor. Offside ha. Dansıyla. Yok ya gol. Kerem offside de değil. Aynen topun gerisindeymiş. Topun gerisinde. İyi oldu bu güzel. Batu Şahin'le gol atması önemliydi. Üçlüyor o. Daha gol oldu. Oy. Direkt dışarı attı lan. Dışarı çıkıyor. Nasıl dışarı attı lan onu? Valla zoru başardı helal olsun. Fernando Muslera'nın ayağına değmiş. Oha lan yuh. Nasıl bir kaleci bu lan? Şansa var. Şansa var. Var ya. Şans. Adam her topa dokunuyor. Nasıl başarıyor anlamadım. Direkt gol lan. Ben yere çekip gitti sandım. Net gol mü lan? Ben de yere çekip gitti sandım. Aha gol oldu. Mal gene ikinci ya gol. Ya böyle bir hata yok ya. Yediğin gole bak abi ya. Sanki bir kere daha yedin. Adam iyi oldu, iyi haftanın oldu. Golünü attı ya. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Adama 50 metreden çok gol. İşte bak abi şurada bak. Sağdaki sağ atsa o topu. Bak bak. Sağ atmazsan 45 metreden adam gol attı. İşte Muslera ön libero'da bu kadar öne çıkmana gerek yok abi. Bu şurada öne çıkmana gerek yok mu? Abi şu pozisyonda yok ki adam zaten orta sahaya gelmiş. Senin ne kaldı. İşin var kalenin ön çizgisine kadar gelmişsin. Ha işte iyi oldu anladın mı? Torreira'da sağdaki adama atması lazım. Gidip dolu tarafı top atarsın böyle topu kaptırır. Geçen hafta da böyle bir gol yiyordu. Allah'tan kaleye gitmedi top. Fenerbahçe maç bitiyor. Galatasaray 3-1 yeniyor Gaziantep'i. Batshuayi, Yunus, Barış'ın golleriyle Galatasaray 3 puan alıp 5'te 5 yapıyor. Okan Hoca da Galatasaray tarihinde ikinci kez bunu yapan hocalardan biri oldu. Ve Galatasaray namalup Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Cumartesi günü 6. hafta maçında bakalım neler olacak. Ligin gerçekten koptuğu noktalardan biri olacak. Kanala abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.